Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde popülasyon ekolojisi nedir? Bununla ilgili terimler, grafikler nelerdir? Sorularda neler karşınıza çıkabilir? Bunları anlatmaya çalışacağım size. Bir hücreli canlılardan çok hücreli organizmalara doğru gidildikçe biliyorsunuz canlıların kompleksliği artıyor. Ve bütün canlılar biliyorsunuz enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Enerjiyi harcıyorlar ve birbirlerine aktarıyorlar. Canlı popülasyonunu oluşturan bireyler değiştiği halde bu canlılar arasındaki enerji alışverişinden dolayı popülasyon tek birim olarak kalıyor. Bir popülasyon değişen bireylerin yerine yeni bireyler koyarak kendini ne yapar arkadaşlar? Düzenler, değişen çevre koşullarına uyumlu hale gelir. Bireyler popülasyona doğum ve içe göçle dahil olurlar. Ölüm ve dışa göçle de ayrılırlar. Popülasyonlara birkaç örnek verecek olursak, mesela Toros dağlarındaki Karaçamlar dediğimde Karaçam popülasyonunu ifade etmiş olurum. Bir göldeki büyük flamingo popülasyonunu söylersem yine belli bir bölgede belli bir türden bahsetmiş olurum. Bir çayırdaki kara hindiba popülasyonundan bahsedersem yine bir popülasyon örneği vermiş olurum. Popülasyon dinamiğine etki eden bazı faktörler var. Şimdi birlikte bunları inceleyelim. Popülasyonda belli bir süreye bağlı olarak gelişen sayısal değişmeleri ve bu değişmelerin sebeplerini inceleyen bilime biz popülasyon dinamiği diyoruz. Popülasyon dinamiğini popülasyonun yoğunluğu, büyüklüğü, dağılış şekli ve yaş dağılımı gibi yapısal faktörler oluşuyor. Önce popülasyon yoğunluğundan başlayalım. Ne demek? Neyi ifade ediyor bize? Birim zamanda, birim alanda veya birim hacimdeki popülasyonlara ait birey sayısına biz popülasyon yoğunluğu diyoruz. Bir örnek üzerinde açıklayayım. 1 milimetre küp sudaki Vibrio cholera bakterisi sayısı popülasyon yoğunluğunu bize ifade edebilir. Ya da şuradaki örnekteki gibi bakın. Bir bölgede metrekareye düşen papatya sayısı yine popülasyon yoğunluğunu ifade ediyor. Diğer örneğimize bakalım. Bir bölgede 1 kilometre kareye düşen meşe ağacı sayısı yine popülasyon yoğunluğunu ifade ediyor. Yine popülasyon ekolojisine göre 100 metrekarelik bir alanda 100 tavşan yaşıyorsa bu mekanın yoğunluğunu biz %100'dür diyebiliriz. Popülasyon yoğunluğunu belirleyen faktörler içe veya dışa göçler, doğum ve ölüm oranı. Buna göre değişiyor. Doğum oranı nedir? Belli bir zamanda, belli bir popülasyonda üreme ile popülasyona katılan bireylerin sayısının popülasyondaki toplam birey sayısına oranına doğum oranı diyoruz. Peki ölüm oranı nedir? Yine belli bir zaman diliminde ölen popülasyondaki bireylerin popülasyonun tamamındaki birey sayısına oranına da ölüm oranı diyoruz. Popülasyon yoğunluğunu belirlerken büyük hatalar yapmamak için örnek alanlar kullanılır. Bu örnek alanların mümkün olduğunca tüm çalışma alanını temsil etmesi gerekir. Şimdi popülasyon yoğunluğuyla ilgili bazı eşitlikler ve grafiklerden bahsetmeye çalışayım. Bir popülasyonun doğum ve ölüm oranı birbiriyle karşılaştırarak bu popülasyonun büyüklüğünü ne yapabiliyoruz? Belirleyebiliyoruz. Popülasyon büyüklüğünde çevre koşulları, göç, doğum ve ölüm olayları etkili olabiliyor. Popülasyon büyüklüğündeki değişmeyi küçük bir formül haline çevirecek olursak, doğum ve içe göçleri biz A olarak kabul edelim. Ölüm ve dışa göçleri de B olarak kabul edelim. A eksi B popülasyon büyüklüğündeki değişmeyi verir bize. Eğer doğumlar ve içe göçler, ölümler ve dışa göçlerden daha fazlaysa, yani A büyüktür B ise popülasyon ne olacaktır arkadaşlar? Büyüyecektir. B büyüktür A ise popülasyon küçülecektir. A eşittir B ise popülasyon dengede diyeceğiz. Şimdi bunlarla ilgili büyüme eğrileri var. Birisi S tipi büyüme eğrisi, diğeri de J tipi büyüme eğrisi. Bu büyüme eğrilerini birlikte inceleyelim.
Şimdi önce S tipi gelişme grafiğine bir bakalım. Ölüm oranı artıp doğum oranı azalan popülasyonlarda birey sayısı her zaman geometrik olarak artmaz. Yani 2, 4, 8, 16 şeklinde artmaz. Popülasyonun birey sayısındaki artışa bağlı olarak doğum oranı azalır veya ölüm oranı artar. Böylece popülasyon denge evresine gelir. Şimdi S tipi büyüme evresinin grafiğinin çeşitli evreleri var. Bunları bir inceleyelim. Birinci evre, bakın, kuruluş evresi. Kuruluş evresinde bu canlı ortama uyum sağlıyor olabilir, barınak buluyor olabilir, ortamı yeni tanıyor olabilir, üreme koşulları tam oluşmamış olabilir. Bu yüzden sayıcı artış, bakın, çok fazla yok. İkinci evre, yani logaritmik artış evresinde doğum oranı ölüm oranından oldukça fazla olduğu için büyüme hızı, bakın, artıyor. Birey sayısı da buna bağlı olarak artıyor. Ortam şartlarına alıştığı, besin bulduğu, üreme için gerekli şartlar tamamlandı. Üçüncü evrede negatif artış evresi diyoruz biz bu evreye. Çevre direncinin artmasından dolayı büyüme yavaşlar. Yer ve besin yetersizliğine bağlı olarak bireyler arasında rekabet başlar. Hastalık, dışa göçler, ölümler artar ve negatif artış evresinde büyüme hızı azalmaya başlar ki bu negatif artış evresinin tam sonunda, yani üçüncü evrenin sonunda büyüme hızı sıfıra iner. Denge evresinde artık taşıma kapasitesine ulaşılmıştır ve bundan sonra birey sayısı ne tutulur arkadaşlar? Sabit olarak devam eder. Doğum ve ölüm oranını dışa ve içe göçleri eşitlemiş olur ve böylece popülasyon denge evresine gelir. Bununla ilgili büyüme hızı grafikleri görebilirsiniz. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü evre için büyüme hızı ile ilgili bir grafik çizecek olursak, ilk başta, bakın, büyüme hızı daha düşük. Logaritmik artış evresinde maksimuma ulaşıyor ve negatif artış evresinde büyüme hızı ne oluyor? Azalıyor ve sıfıra kadar iniyor. Üçüncü evrenin sonunda ve denge evresinde artık büyüme yok. Çünkü birey sayısı sabit. Denge evresine böylece gelmiş oldu. Bir diğer eğrimiz J tipi büyüme eğrisi. Çoğalması yüksek potansiyele sahip bireylerden oluşan popülasyonlarda görülebiliyor böyle bir eğri. Özellikle böcek popülasyonlarında görülebiliyor. Bakın, hızlı bir artışa geçiyor. Fakat bazen bu böcek popülasyonlarında taşıma kapasitesinin de üstüne çıkılabiliyor. Taşıma kapasitesinin üstüne çıktığı için çevre direnciyle karşılaşıyor. Nedir onlar? İşte alan kıtlığı, yer darlığı, besin kıtlığı, hastalık gibi. Dolayısıyla hızlı bir azalmaya doğru da gidebiliyor J tipi büyüme eğrisinde. S tipi büyüme eğrisiyle, bakın, karşılaştırırsak J tipi büyüme eğrisinde biraz daha hızlı bir artış var. Fakat S tipi büyüme eğrisinde birinci evrede yavaş, ikinci evrede hızlı, logaritmik bir artış var. Sonra negatif artış, yani büyüme hızı yavaşlıyor ve taşıma kapasitesine ulaşıldığında bir dalgalanmayla birlikte popülasyon dengeye ulaşıyor. S tipi büyüme eğrisinin J tipi büyüme eğrisinden temel farkı artışın bir üst sınırının olmasıdır ve bu üst sınır taşıma kapasitesiyle ilgili. Şimdi taşıma kapasitesiyle ilgili bir grafik daha inceleyelim. Sorularda karşınıza çıkabilir. Bir popülasyonun bulundurabileceği maksimum birey sayısına ne diyormuşuz? Taşıma kapasitesi diyoruz. Taşıma kapasitesinde sınırlara yaklaştıkça popülasyonda büyüme yavaşlar. Yani taşıma kapasitesine ulaşılınca dışa göçler ya da ölümler artıp doğum oranı ve içe göçler ne yapılabilir? Azaltılabilir. Popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan her türlü biyotik ve abiyotik faktörlere ne diyoruz arkadaşlar? Çevre direnci diyoruz. Neler olabilir bunlar? İklim koşulları olabilir. O bölgede yayılan bir hastalık olabilir. Nem olabilir. Açlık olabilir, yani besin kıtlığı olabilir. Rekabet, ışık miktarı, parazitler, yaşama alanının darlığı olabilir.
ve avcı sayısının yine artması olabilir. Bütün bunlardan dolayı taşıma kapasitesine ulaşılabilir. J tipi büyüme eğrisinde bakın, taşıma kapasitesine gelindiğinde daha büyük dalgalanmalar var. Ama S tipi büyüme eğrisinde hafif bir dalgalanmadan sonra denge evresine ulaşmış oluyor. Şimdi de popülasyonun yoğunluğu ve dağılımını şekil ve grafikler üzerinde incelemeye çalışalım. Popülasyon yoğunluğu neydi arkadaşlar? Birim Alanya'da hacimdeki birey sayısı. Mesela 1 hektar alandaki çam ağacı sayısı, 100 metrekare alandaki kertenkele sayısı gibi. Popülasyon yoğunluğunu saptamada bazı yöntemlere başvuruluyor. Mesela sayım yöntemi bunlardan biri. Eğer bireyler gözle görülebilir boyda ve hareketsizse doğrudan sayım yoluyla popülasyon yoğunluğunu bulabiliyoruz. Eğer bireyler geniş bir alana yayılmışsa ve homojen bir habitat gösteriyorsa bu sefer örnekleme yöntemi kullanılabiliyor. Balık ve yabani hayvanlarda olduğu gibi sürekli hareket halinde olan popülasyonlarsa bunlarda da işaretleme ve yeniden yakalama yöntemi kullanılabiliyor. Popülasyon dağılımı, popülasyon bireylerinin bulundukları alandaki yerleşme biçimini ifade ediyor. Buna göre 3 türlü yerleşim görüyoruz. Kümeli, düzenli ve rastgele dağılım olmak üzere. Bunları şekil üzerinde incelemeye çalışalım. Kümeli dağılım en çok görülen dağılım biçimi. Adı üstünde kümeler halinde bir birliktelik, popülasyon yoğunluğu olarak karşımıza çıkıyor. Düzenli dağılımda birbirlerine rekabet mesafesinde kendi alanlarını savunarak bir dağılım gösteriyorlar. Düzenli dağılım, kümeli dağılıma göre daha az görülen bir dağılım şekli. Rastgele dağılım ise birbirinden bireylerin bir araya gelmesini ve birbirinden uzaklaşmasını sağlayan etkileşimler olmadığında ortaya çıkıyor ve doğada oldukça ender olarak görülüyor. Şimdi yaş dağılım grafiklerini bir inceleyelim. Popülasyonları oluşturan bireyleri arkadaşlar üreme öncesi, üreme dönemi, üreme sonrası olmak üzere gruplara ayırmak mümkün. Bakın burada 15 yaşına kadar olan dönemi üreme öncesi dönem, 15'ten 45 yaşa kadar olan dönemi üreme dönemi, 45 yaştan sonrasını da üreme sonrası dönem olarak insan popülasyonunda ele alalım. Şimdi dikkat edelim. Büyüyen bir popülasyonda genç birey sayısı yani üreme öncesi dönemdeki birey sayısı fazla, üreme dönemindeki birey sayısı daha az, en az yaşlı birey sayısı var. Dolayısıyla piramidin tabanı çok genişse bu popülasyona ne diyoruz biz? Büyüyen popülasyon diyoruz. Durağan yani dengedeki popülasyonda genç, orta yaş ve yaşlı birey sayısının yaklaşık olarak birbirine yakın sayılarda olduğunu görüyoruz. Bu tür popülasyonlara da dengedeki ya da durağan popülasyon diyoruz. Azalan ya da gerileyen popülasyona baktığımızda genç birey sayısı daha az, orta ve yaşlı birey sayısı daha fazla. Yani piramit yukarıya doğru bu sefer genişliyor. Buna da gerileyen, azalan popülasyon diyoruz. Farklı ülkelerdeki insan popülasyonlarında bakın yaş piramitleri verilmiş. Bunları bir inceleyelim. Gelişmekte olan ülkelerde genç yaş grubu oranı daha yüksek. Mesela Etiyopya'yı ele alalım. Hızlı bir büyüme söz konusu çünkü 0-14 yaş grubu bakın pembeyle gösterilmiş. Pembeyle gösterilen grup daha fazla sayıda olduğu için bu büyüyen bir popülasyon olacaktır. Çünkü bunlar büyüdüğünde üreme dönemindeki birey sayısı artmış olacaktır. Etiyopya örneği bu şekilde. Durağan popülasyona Avusturya örneğini verilmiş. Bakın yine genç birey, orta yaşlı birey ve yaşlı birey sayısı birbirine hemen hemen eşit gözüküyor burada. Negatif büyüme ya da azalan, gerileyen popülasyona örnekte Almanya örneği bakın. Burada genç birey sayısı az, orta yaş biraz fazla ama en çok yaşlı birey sayısı olduğu için bu gerileyen bir popülasyona örnek. Evet arkadaşlar, böylece popülasyon ekolojisini de bitirmiş olduk. Bir sonraki derste
popülasyon genetiğini işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.